Değil mi? Bir sendika kendisi açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs ayı verilerini açıkladı. Mayıs ayını daha yeni bitiriyoruz. Nisan sonucu ama Mayıs'ta herhalde bir tık daha fazla olabilir bu rakamlar. Hı hı. Buna göre efendim nedir Evrucuğum? Aç mıyız biz şimdi? Açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 18.969 lira olarak belirtildi. Yani 19 bin lira açlık sınırı. 19 bin liran yoksan açsın. Açsın. Vay vay. Yani vay. O 4 kişilik ailede bir kişi, yani hiçbiri çalışmıyorsa ve sadece bir emekli maaşı hani ortalama ya da asgari ücretle çalışıyorlarsa. Hayır canım, tek başımayım mesela ben. Asgari ücret kazanıyorum. Kaç? 17.002 lira. Ona rağmen 17.000 lira almama rağmen açım ben. Çünkü açlık sınırı uçmuş gitmiş 19.000 lira olmuş. Vatana millete hayırlı olsun. Hı hı. Baksana bekar bir çalışanın işte eğer bu bağlama devam edecek olursan yaşama maliyeti 24.609 lira olarak belirlenmiş. O aç haliyle çok zor olacak. Sınır bunlar. Aynen. Yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir aile için yine 61.788 lira. Ne rakamlar lira. Ya değil mi? Giderler üst üste konulduğunda. Hani dolayısıyla rakamları artık güncellememiz lazım. 50.000 lira, 60.000 lira maaş alıyorum dediğin zaman artık bir şey değil o rakam. Yani o sıfırlar, atılan sıfırlar yeniden tak tak yerlerine geldi. Peki acaba asgari ücrette zam yapılacak mı mesela? Ben merak ediyorum. Beklenti. 19.000 lira olmuş açlık sınırı. Emeklisin, tek başına yaşıyorsun. Aldığın maaş 10.000 lira. O zaman aç ötesisin yani. Evet. Vay vay. Ya yani bunun yanı sıra bu sadece gıdadan bahsediyoruz. Gıda harcaması tutarı bu. Onun yanı sıra tabii ki yeterli beslenebilmesi için, yaşayabilmesi için, zaruri ihtiyaçlarını giderebilmesi için, elektrik faturasını ödeyebilmesi için de belli bir değil mi kaynağa ihtiyaç var. Öyle değil herhalde. Böyle olunca sonuç yani, ortaya kendini bu şekilde nasıl koyuyor. Nasıl bir yaşam savaşı veriliyor? Bu şu verdiğimiz her şeyi, herkesi, daha doğrusu bütün verileri umarız ki hani her kurumdan, her insan, her şekilde izler ve görür. Herhalde önümüzde yaz değil mi? Hani mızrak ve şeyle dolaşmayalım şimdi. Neydi onun adı hani oramızı buramızı kalkan kapatacak öyle yapraklarla dolaşmayalım. Çünkü gidişat o yönde gördüğüm kadarıyla. Allah aşkına rakamlara bak, fena bir durumdayız. Gerçekten öyle. Allah bugünlerimizi aratmasın. Bu Nisan verileriydi. Mayıs verilerini bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Harika. Peki şunu merak ediyorum. Açlık sınırı evet de yoksulluk sınırı tamam ama zenginlik sınırı ne mesela? Onun sınırı var. Nereden başlıyor zengin? Ben nasıl, ne zaman zenginim diyebilirim mesela? Kaç param varsa sonra zenginim diyebilirim. Evet. Ha? O çok tartışılır herhalde. Evet tabii, giderek de çoğaldı şey zenginler. Evet. Valla yani hani memleket şu an 90 milyon diyelim. %5'lik kesim gelirin büyük bir bölümünü alıyor götürüyor. Şu anda bizi izlemiyorlar muhtemelen. Çünkü uçaklarıyla, yatlarıyla, tekneleriyle başka bir yerdelerdir. Yani onu merak ediyorum. Zenginlik sınırının altı ne? Ben mesela kendimi nerede zengin göreceğim? Bir araştırma yapalım. Kaç param olursa ben zenginim diyebileceğim? Açlığı ve yoksulluğu bir kenara bıraktım. Evet. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Allah herkese yani açlık ve yoksulluk sınırının bir tık üzerinde yaşama şansı versin. Rabbimize dua edelim bu anlamda.